Değerli izleyenler hoş geldiniz Deha TV ekranlarına. Herkese önce sağlıktan merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta hemen sizlere stüdyo konuğumu takdim etmek istiyorum. Bugün Özel Yaylalı Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanımız Operatör Doktor Özge Güngör Akkuş hocamız stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Yine bir programda izleyicilerimizle buluştuk. Bugün tabii değerli izleyenler toplumda özellikle yanlış bilinenleri biraz konuşacağız göz sağlığı üzerine. Özellikle göz hastalıklarından katarakla ilgili malumunuz üzerine birçok sorular alıyoruz programda. Bunlarla ilgili de bir derleme yaptık bugün. Özge Hocam'la birlikte bunları sizlere aktarmaya çalışacağız. Katarakta doğru bilinen yanlışları sizlere programımız yettiği ölçüde anlatmaya çalışacağız. Tabii bunun dışında son dönemlerin özellikle göz hastalıklarında akıllı mercekle ilgili de oldukça sorularınız geliyor. Bununla ilgili de genel hocamın deneyimlerini paylaşmasını isteyeceğiz. O konuda ne gibi bilgiler verecek onu da ikinci bölümde yapacağız. Hocam şimdi malum tabii hep yapıyoruz biz işte katarak nedir, katarak şöyleydi, böyleydi ama genelde toplumda da oturmuş bazı şeyler var. Ne kadar reel olmasa da yanlış Aynen. bilinen olaylar var. İşte bunlardan birisi de hep duyduğumuz, hep sorularda da aldığımız katarak sadece yaşlarda oluyor. Doğru mu hocam? Siz abi, onunla başlayalım aslında isterseniz. Aslında çok güzel olmuş yani konsept birlikte karar verdik gerçi ama. Evet hocam. Çünkü yani çoğu meslektaşım bu başlığı biliyor. Neden? Yani muayene ediyoruz. Evet. Hastaya hastalığını anlatırken en zorlandığımız konulardan biri bu. İşte bizim komşuda da varmış. O tedavi olmuş ya da ameliyat olmuş, o iyi olmamış. İşte bizim arkadaş dedi ki, kahvede dediler ki, işte internete girdik, Google'a yazdık, şöyle bu çıktı. Oldu. Yani çok büyük bir muayenenin ve sonrasındaki tedaviye geçişteki muayene büyük bir kısmı bu şeyle geçiyor. Evet hocam. Dolayısıyla bunu da özellikle de ben hem bilgilendirmek evet amacıyla hocam. Da gayet iyi oldu. Rica ettim. Tabii ki katarak sadece yaşlılarda olmaz. Çocuklarda olur, bebeklerde olur, doğumsal kataraklar olur, gebelerde olur. Mesela uzun süre ilaç kullanan insanlarda, mesela romatizmal hastalıklarda kortizon tedavisi kullanılır mecburen. Genç hastalarda romatizma evet. olur. Uzun zaman kullanılır. Bunların yan etkisi olarak katarak oluşur. Mesela ışın tedavileri almak zorunda kalır. Bazı kötü kanser tiplerinde falan tabii ki ışın radyoterapi kullanılan bir şey. Onun yan etkisi olarak katarak oluşabilir. İlaçlara bağlı, bazı hastalıkların kendisinde mesela doğuştan olan bazı sendromlar vardır. Evet. Vücutta da lipid birikimi, karbonhidrat birikimine neden olan bazı hastalıklar bebekte de katarak oluşumuna neden olur. Hatta o kataraklar, özellikle mesela doğuştan kataraklar erken tedavi edilmesi gerek, erken saptanılması gerek. İşte şimdi kırmızı refle testi yapılıyor sağlık ocaklarında, evet. erkenden gönderiliyor. Çok güzel, Sağlık Bakanlığı'nın güzel uygulamaları var. Evet hocam. Önce birinci basamak bakıyor, sonra bir sıkıntı olduğunda hemen bizlere sevk ediyor. Her yaş grubunda katarak görülür. Evet. Öyle bir durum yok yani evet, sadece yaşlarda diye. Tabii bu arada hocam şeyi de özellikle değinelim. Yani göz hastalıklarının olsun diğer branşlarda olsun erken müdahale gerçekten önemli. Nihayetinde tabii bakanlığın da bu konuda yaptığı çok çalışma var ama evet. bu konuda aileler de özellikle bilinçli olmalılar bence özellikle çocuklarda falan. Çünkü eski dönemlerden biliyoruz hocam kişi işte ilkokul göz taramalarında görmediğini anlayabiliyor. Çok üzücü yani nihayetinde. Aynen, artık aynen. durum tabii eskisi gibi de değil yani bakıldığında. Değil ama hala çok ulaşamadığımız var. Var. Yani köylerde, denizde yaşıyoruz. Kentlerde. Ben evet. bazen gene de çok şaşırıyorum. Evet hocam. Biz öğretmenlere çok büyük iş düşüyor. Halbuki sağlık ocakları var ama bazı köylerde o da zor ulaşılıyor. İşte haftada bir geliyor falan diyor bazı şey. Evet. Bazı çocuklar hala ilkokul 1 dönemine kadar tedavi edilmemiş olabiliyor. Hatta bazen ilkokul 1 işte okuma telaşı oluyor. Toplama sınıflar oluyor bazen, karma sınıflar 1, 2, 3, 4. Öğretmen orada fark edemeyebiliyor. Evet. Bayağı işte neredeyse göz tembelliğinin tedavi yaşını geçerken geliyorlar. Hala ulaşamadığımız
hastalar, evet, çocuklar var abi. Anne babalara da seslenelim bu konuda efendim. Mutlaka çocuklarımızı bir göz hekimine götürün diyorum. Çünkü gerçekten önemli. Nihayetinde göz taraması her yerde yapılmıyor. Öğretmen aynen de o an yoğunluktan atlamış olabilir. Tabii ki. Anne babalara da burada oldukça önem arz ediyor bu konu. Peki hocam, bir de en çok bilinen yanlışlardan. Katarak kalıcı körlüğe neden oluyor mu? Neden olur deniyor yani toplumda. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Öyle diyor mesela, hasta geliyor. Dedem de katarak vardı, kör oldu filan evet, diyor. Şimdi uzun süre tabi alınmamış bir katarak tabi iyice artık yapışabilir. Gözün renkli kısmına irise yapışabilir. Gözde uzun süre yapışıklık, göz tansiyonunun yükselmesi, gözde köz sinirinde kalıcı bir zayıflamaya, kurumaya neden olabilir. Evet hocam. Eskiden tabii bu tür vakalar çok daha görülürmüş ama şimdi katarağın zaten yani tek tedavisi cerrahi tedavidir. Özellikle uygun zamanda yapıldığı zaman ne katarak kalıcı görme azalmasına neden olur, ne kansere dönüşür, böyle şeyler de geliyor bize. Katarak önlenebilir önlenebilir körlük nedenlerinin en başında geliyor bir kere. Hani bir yaş grubunda özellikle çoğu hastalığı tedavi edemiyoruz. Çoğunlukla efektif evet, tedavi edemiyoruz diyeyim. Sarı noktayı, şekere bağlı göz kanamalarını, damar tıkanıklıklarına bağlı görme azalmasını çok etkin bir şekilde tedavi edemiyoruz. Ama katarağı, hani bembeyaz gözü kapatmış bir katarağı güzel bir cerrahiyle 10 dakika 15 dakika sonrasında çok güzel bir görüşe kavuşturabiliyorsunuz. Yani katarak tedavi edilebilir görme kayıplarının en güzellerinden bir tanesi. Evet. O yüzden öyle bir kalıcı körlük yapmaz. Kansere dönüşmez. Evet. Rahatlıkla zamanında ama. Çünkü ileri vakarda gerçekten sıkıntılı olur. Şimdi FAKO yöntemiyle yapılıyor çoğu katarak olgusu. FAKO yönteminin alamadığı sert matür kataraklarda evet, artık eski tip usullere dönülüyor, dikişli metotlara. Hmm. Bazen hani hastayı ikna ederken bunları çok anlatıyoruz ama sonrasını tabii bilmeyince tabii beklemek o zaman kişiye aynen, daha çok zarar esasında veriyor. Zarar veriyor. Zamanında ne erkenin evet, sıkıntılı olduğu hastalar da var. Ben mesela söylüyorum, sarı nokta hastalarında çok erken katarak ameliyatı önerilmiyor. Hı-hı. Ve sarı nokta rahatsızlığını azdırdığı söyleniyor. Hep hastalarıma söylerim. Evet. Yani, ama tabii orada da şöyle bir şey oluyor. Görme kaybı var. Hasta o katarağı alınınca görme kaybının düzeleceğini umut ediyor. Hı-hı. Ve erken bazen ameliyat olan hastalar oluyor. Zararlı mı? Değil. Yani hani o bir şekilde katarak ameliyat olacak ama bir kere faydası olmuyor sarı nokta olduğu için. Evet. İkincisi onun belli bir vakti tamamlaması da o hastalığın gelişimini daha hızlandırmıyor en azından deniyor. Yavaşlatıyor deniyor. O yüzden bazı hastalarda, şeker hastalarında mesela arka taraf tedavi olmadıkça ön tarafı katarak yapmanın, yani ne erken olmak iyi ne geç olmak iyi. Evet. Her vakanın kendine göre bir olma zamanı var. Hekimin tavsiyesi çok önemli. Evet hocam, kesinlikle orada hekimlerimize biraz da aynen, onları dinlemek önemli galiba. Aynen. Bazen aynen, çok şey bilmek de iyi değil hocam hasta açısından hiç bence. Şey değil. Yani nihayetinde hekimi orada dinlemek lazım bence de. Çok bu şey arada değil de bilgi her zaman temiz bir bilgi olmuyor. Evet hocam, çok karışıyor. Kafa karıştıkça da kişi daha çok kurcalamaya başlıyor. O da aslında biraz sıkıntı bence. Aynen, yani o Google'a yazınca çıkanların evet, gerçekten çok azı kıymetli bir bilgi. Evet. Çoğunluğu böyle çok akıl karıştırıcı. Evet. Özellikle hocam biraz önce demiştiniz ya, şeker hastalığı ile ilgili işte yapılan göz tedavilerinde iğne olayı evet, mesela evet, toplumda sürekli işte körlüğe sebep oluyor. Aman yaptırmayın şöyle böyle deniyor aynen, ama aynen. O konuda da mesela gerçekten aslında çok konuşulması gereken şeyler var bence. Aynen, bir dahaki programı inşallah onları da konuşuruz. İnşallah. Peki hocam bir de şunu sormak istiyorum. Katarak bir gözden diğer göze geçebilir. Tabii bir de öyle bir şey diye, var. Diye toplumda konuşulur bu da. Bu da yanlıştır değil mi? Aynen. Hep öyle gelir. Bunda vardı ameliyat oldu. Sonra diğer da buna geçti. Geçti. Evet. Halbuki ben hep diyorum zaten ikili bir organ bu göz. Evet. Kulak gibi. Dolayısıyla hastalıkları özellikle yaşa bağlı dejeneratif hastalıkları tabii ki de iki gözü etkiliyor. Bütün hastalıklar böyle. Şeker iki gözü de vuruyor. Sarı nokta iki gözde de oluyor. Katarak tabii ki oluyor ki. Ama hastalıkların asimetrik olma gibi de bir güzelliği var. Evet. Asimetrik dediğimiz birinde daha fazla, birinde daha az. Evet hocam.
geçmeyecek, yani diğerine geçme değil bu. Ama tabii ki bir gözüne ameliyat olacaksın. Zamanla diğer gözün de kapanacak ve ondan da olacaksın. Bu normal bir seyir yani. Evet, normal bulaşma birinden değil. Birine geçme, bulaşma aynen, değil. Aynen, kanser gibi bir bulaşıcı bir evet, hastalık. Öyle bir şey yani. Yok. Evet. Evet, evet, değerli izleyenler, ekranlarımızı yeni açan izleyicilerimiz için yeniden hatırlatalım. Bugün Önce Sağlık'ta Özel Yaylalı Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanımız Operatör Doktor Özge Güngör Akkuş hocam konuğum. Bugün sizlere kataraktla ilgili yanlış bilinen toplumdaki şeyleri konuşuyoruz. Onları aktarmaya çalışıyoruz. Evet hocam, bir de en çok merak edilen durumlardan birisi, lazer olduktan sonra katarak ameliyatı yapılamaz. Kesinlikle yapılamaz. Evet, bu da böyle bir şey var. Böyle bir durum var. Yine böyle bu konuda neler söyleyeceksiniz? Aynen, şimdi Allah'tan lazer artık çok uzun yıllardır ülkemizde evet. yapılıyor ve bu hastalar yaşlandı ve katarak oldu. Çoğunluğu artık bu şeyler, inanışlar yavaşlıyor, zayıflıyor ama gene de evet. var. Lazer ameliyatları gözün ön tarafına, korneaya uygulanan ameliyatlar. Evet. Katarak ameliyatları ise lense, yani gözün içindeki merceğe uygulanan ameliyatlardır. Dolayısıyla ikisinin yeri farklı. O yüzden ikisinin, yani lazer olanın katarak olamaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Sadece lazer olan hastalarda daha hassas ölçümler gereklidir. Yani evet. lazer ameliyatı olmamış bir insana göre lazer ameliyatı olanların ekipmanı, göze konulacak merceğin ölçümü daha hassastır. Gerçekten evet. bu doğru. Kesi evet, yerine evet. daha dikkat edilmesi Tabii. gerekir. Yani bir takım medikal cerrahide farklar var ama olamaz diye bir şey yok. Sadece daha hassas ölçümlerle. Tabii. Sonrasında da işte hafif numara kalabileceğini, eski lazer izinin bir etkisi olabileceğini, hastayı bilinçlendirdikten sonra hiçbir sıkıntı olmadan, yıllardır zaten dediğim gibi katarak oldu bu hastalar, gayet de memnunlar zaten. Evet, o konuda da o yanlış durumu anlatmış olduk. Aynen, aynen. Evet, peki hocam, katarak tekrarlayabilir. Toplumdaki yine en büyük söylenen söylemlerden birisi. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi burada iki şey var. Birincisi, katarağı yanlış bilenler var. Mesela gözde et yürümesi deniyor aslında halk arasında. Biz pterjiyum diyoruz. Ya da halk arasında tavuk kanadı diyorlar. Bu rahatsızlık nüksetmeyi, ameliyat sonrası tekrar etmeyi seven evet. bir hastalıktır. Özellikle genç hastalar olur bunu. Genç hastalarda zaten yarı iyileşmesi falan biraz abartılıdır. Daha yaşlı hastalara göre. Dolayısıyla özellikle bazı tip cerrahi metotları seçildiği zaman, mesela filepli diyoruz. Filepli yapılmadığı zaman, greftli yapılmadığı zaman pterjiyum çok çabuk tekrar eder. Tekrar gelince de, bu gözümde katarak vardı, ameliyat oldum, benimkisi tekrar etti şeklinde. Hani eti pterjiyumu katarak şeklinde adlandıranlar var. Bir böyle bir yanlış grup var. Evet hocam. Bir de şöyle bir yanlış grup var. Göz merceğini biz alırken insanın doğal merceğinden bir parça soğan zarını göz içinde bırakıyoruz. Biz orayı hamak yapıyoruz. Suni göz merceğini bu hamağın üzerine yerleştiriyoruz. Yani kendimize bir yuva yapıyoruz. Evet hocam. Dolayısıyla bu zarı da, bıraktığımız zarı da temizliyoruz ameliyat sırasında. Çünkü o zar da kataraklaşan merceğin bir parçası. Onu da temizliyoruz. Ama bu temizliyoruz, merceği de koyuyoruz. Ama zamanla, bu zaman kişiye bağlı faktörlerle değişebiliyor. Konulan merceğe göre değişebiliyor. Kişinin başka hastalıklara sahip olup olmaması değişebiliyor. Bu konulan zar zamanla kireçlenebiliyor. Tekrar kesifleşebiliyor ya da kataraklaşabiliyor diye. Evet. Dolayısıyla onu küçük bir işlemle, yak lazerle açıyoruz. Ameliyat değil. Bazen de bunu, tekrar katarak oldum diye anlattıkları bu olay. Tekrar katarak olmak değil bu. Konulan merceğin arkasındaki zarın kesifleşmesi bu. Ve bu tekrar ameliyatla değil, sadece küçük bir lazer operasyonuyla tedavi edeceğim. Bu da bir yanlış bilgi diyeceğim. Evet, onu da iletmiş olalım. Bir de evet. hocam, son olarak, katarak ameliyatı 5 dakika sürer. Yani çok basit bir ameliyat gibi bir toplumda bir durum var. Bu konuda neler söylemek istersiniz hocam? Tabii bu şimdi çok reklam kokan bir hareket evet. tabii. Yani 5 dakikada Beşiktaş gibi. Aynen öyle. Bu amaç, özellikle bizim ulusal kongrelerde, göz kongrelerinde çok eleştirilen bir şey aslında. Gerçekten çok yanlış bir şey. Gerçekten 5 dakika değil, 3 dakikada süren olur.
Yani öyle katarak güzel bir ameliyattır. O yüzden evet, de çokça yapılıyor. Ama şöyle bir şey var. Yani 15 dakikada süren olur, 1 saat süren tabii, de olur. Bu kadar basit değil yani. Aynen öyle. Söylenmiyor. Tamam yani öyle olanlar var ama böyle anlatma koş değil. Bazen öncesinde astım oluyor, bir nefes açıcı serum veriyorsun. Pozisyonunu ayarlamak bile bazen 5 dakika sürüyor. Biraz böyle pazarlama bir, hamlesi aynen, galiba hocam. Bir kamburu oluyor mesela, bir yaştan sonra böyle şey ortopedik tabii, problemlerimiz oluyor. Tabii. Onu hastayı kaldırmak, yatırmak, heyecan oluyor bazen. Hadi bir sakinleştirici yapalım. Evet. Sonra gözün etrafını uyuşturmak gerekiyor bazen. Hadi bir iğne yapalım. Sonra ameliyat, bizim göz ameliyatlarının şöyle bir özelliği var. Hep teknolojiye bağımlıyız biz. Bazen alette bir duraksama oluyor veya ne bileyim sterilizasyonu bozuluyor. Hadi ameliyat sırasında emin olamıyoruz ya, bunun sterilizasyon temizliği bozuldu gibi geldi. Bir daha bekliyoruz. İşte sıvılarımız var. Onlarda da emin olamadıklarımız oluyor. Değiştiriyoruz. Yani sonuçta çok faktörlü olduğu için bazen bu uzayabiliyor. Evet. Sonra ameliyat bazen yani dediğim gibi koyu kataraklarda lazer almıyor ve biz bunu dikişli, dikiş atmak bile hani lazerin güzelliği, bırakıyorsun 3 milim yara var, kendiliğinden kapanıyor 3-4 gün sonra. Ama dikiş öyle değil. Dikiş bari oturuyorsun, o bir süre sürüyor. Tabii. Dolayısıyla bunlar hep ameliyatı uzatan şeyler. O yüzden hani 5 dakika dememek lazım. Evet. Allah'tan ama bizim ameliyatlarımız çok uzun sürmez. Cerrah da çok yormaz, hastane evet, de çok ama yormaz. Ama uzun süren de olabilir diyorsunuz. Olabilir. Böyle deme, böyle satmamak lazım. Evet evet. Biraz pazarlama unsuru gibi hocam bence de. Bir de hocam aynen, özellikle bekleyen kataraklarda da demek ki işlem biraz daha uzun sürüyor. Onun dışında hastanın aslında işte bu konuda bilinçli olması lazım. Çok beklemek de iyi bir şey değil. Hiç anladığım iyi kadarıyla. Bir şey değil. Evet. Hele yani hasta içinden ziyade cerrah için çok zor bir şey. Onu tabii yapan bilir yani. Tabii yapan bilir. Gerçekten öyle. Kesinlikle öyle. Peki hocam, katarakla ilgili genel söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yoksa ben şu akıllı merceklerle de ilgili sizden bir bilgi almak istiyorum hocam. Çünkü çok konuşuluyor. Merak eden de çok izleyicimiz var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Katarakla ilgili eğer başka bir şey yoksa ben genel olarak derlemelerimi sundum hocam size. Aynen, ben de şimdi bu akıllı mercek, evet onun aklı konusunda da çok şeyler var. Evet. Yanlış inanışlar var. Aklı işte her mesafeye göre kendini adapte edebilirden geliyor. Yani uzağa, ara mesafeye, yakın. Yakına. Biz bunu trifokal diyoruz. Yani üç odaklı. Evet hocam. Özellikle tabii çalışan nüfus artık yaşlılık tarifleri iyice ileriye çekiliyor abdest. Şimdi biz mesela 75 yaşları yaşlı, 60'lı yaşları orta yaş gibi tarif ediyoruz. Dolayısıyla gerçekten çalışan mesela o 60-65'li yaşlarda çalışan çok insan var. Bu insanlar tabii ki katarak da yaşındalar. Ve bu mesela ara mesela bilgisayarla hala uğraşıyorlar. Evet. Ve gözlük kullanımı her zaman şey olmuyor. Yani yanında taşımak gerekiyor, kayboluyor. Yani kolay bir şey değil. Değil, tabii. Hani bazısı böyle, bir de artık günümüzde böyle bu tarifler de değişti. İşte botoks uygulamaları var, gençleşmeler var. Aynen öyle. Böyle şeyler de var. Doğru. Dolayısıyla hani o gözlüğü de yakıştıramayan da bir nüfus var. Tabii. O yüzden bizim böyle şeyimiz de akıllı mercekler. Tıbben de çok başarılı sonuçları var gerçekten. Evet. Özellikle mesela önceden uzak problemi olan, üstüne katarak, hafif bir katarak olan hastalara bile yapıyoruz. Yakını görmelerini, uzağı görmelerini, ara mesafeyi görmelerini sağlıyoruz. Tabii çok mutlu olan, sana da videosunu göndermiştim, bir teyzem evet, vardı diye. Evet, evet onu güzel, izlemiştim, güzel. Yani çok mutlu, başarılı sonuçları var abdizim işte. Kaç yaşındaydı hocam o hastamız, o hanımefendi izlemiştim. 70 evet, yaşlarında var, göçmen de bir teyze, gözü renkli gözlü. Evet. Yani +3, +3, +6 numara gözlük takıyordu uzak. Evet. Bir de yakını var bunun. +5,5 bir göz, +10 numara bir yakın. Oo. Yani böyle bir gözlük cam yükü vardı. Şimdi gözlüksüz olarak uzağa yakını gayet güzel görüyor. Torunuma ders çalıştırıyorum diyor. Çok iyi oldu filan. Çok hani mutlu. Genelde evet, hastalar. Tabii bu bir şey. Akıllı mercek de bir ekipman. Bazen hastalarda adaptasyon dönemi olabiliyor. Hani ona alışırken mesela bir takım yan şeyleri var. Mesela gece araba kullanmayı zorlaştırabiliyor. Hmm. Ama zaten kataraklı bir göze yapıyorsun. Yani bir hastalık var sonuçta. Onu tedavi ediyorsun. Her mesafeyi böyle görmek için
bir takım şeylerden feragat edebilebiliyor. İşte gece araba kullanmak. O yaşta da ben artık diyorum siz de çok uzun kullanmamaya mesafeleri çalışın. Kullanmamaya çalışın. Tabii. Çoluk falan. Çocuk veya işte yakınları da kullanabilir nihayetinde. Aynen. Ya tabii akıllı mercek olunca akılsızlığı da mı var gibi de bir soru meydana geliyor esasında da. Hocam ben şunu da merak ediyorum. Yani bu akıllı mercek uygulaması pahalı bir tedavi mi, lüks bir tedavi mi? Yani genel olarak hani baktığımızda her insanın gerçekten ulaşabileceği bir sistem midir bu? Nihayetinde buradan fiyat veremiyoruz ama en azından... Aynen öyle. Tabii biraz maliyetli. Evet. Çünkü şimdi bir gözlük şeyini düşün Abdil. Yani bir uzak alıyorsun, bir yakın alıyorsun. Evet. O maliyeti ki yılda bir de cam bozuluyor. Tabii. Onu sen değiştiriyorsun. Tabii. Bu maliyet ve hani gözlük sonuçta bir şeye bağımlısın. Tabii. O bağımlılık ortadan kalkıyor. Yani kazandığın çok olunca kazanç biraz maliyeti oluyor. Evet. Bir de o teknolojiyi yapmak kolay değil. Yani hani böyle BMW'ye binmek gibi yani. Yani böyle değişik bir dizaynı var o merceğin. Her mesafeyi gösteriyor. O yüzden biraz da bir lükse giriyor tabii. Açıkçası. Evet, evet. Ama bunların da böyle çeşitleri var. Daha uygun fiyatlı olanı var. Daha... Tabii bu geliştikçe belki de hocam biraz daha ekonomik olarak daha da şey olabilir belki de. Yani daha yaygınlaştıkça. Daha yaygınlaştıkça evet. Daha belki ucuzlayabilir belki ama şey değil. Yine de teknoloji, o teknolojiye ulaşmak gene de pahalı kalır. Tabii. Gibi geliyor bana. Çünkü genellikle herhalde mercekler de yurt dışından geldiği için hocam biraz öyle. Daha bir dolar euroya, endeksli, euroya dolar ve dolara bağımlıyız artık. Evet maalesef. Aynen. Peki hocam bu her hastaya uygulanabilir mi? Yani her hasta derken her kişiye uygulanabilir mi? Ne yazık ki hayır. Hayır. Neden evet, hocam? Evet bu kötü çünkü çok isteyen oluyor bazen. Tabii. Mesela şeker gözüne vurmuşsa uygulanamaz. Hmm. Sarı nokta varsa uygulanamaz. Çok gözü tembelse önceden beri. Mesela geçen gün gelmişti. Doğuştan zayıf görüyor. Gözünde titreme var. Özellikle böyle hastalar çok geliyor. Tabii ki çare arıyor o insanlar. Evet. Bir evet de akıllı hocam. Mercek deyince hani aklın görmeyi arttırması gibi düşünüyor tabii ki. Hemen bize akıllı mercek olur mu? Böyle bir beklentiler oluyor. Ne yazık ki olmuyor. Öyle de bir şey var. Yani göz tam da böyle sağlam bir göz olacak. Uygunsa. Uygunsa tabii. Ancak öyle olacak. Evet onu da söylemiş olalım. Hocam genel olarak peki toparlamak gerekirse izleyenleri ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Gerek katarakt olsun gerek akıllı mercek olsun neler söylersiniz? Bu arada o hanımefendi aslında ekranlara vermek istiyorum ama önümüzdeki programlarda inşallah. Çünkü biraz uzun bir video. Kendisine de geçmiş olsun diyelim. İsmi neydi hocam? Enviye Hanım. Enviye Çavuş. Enviye Çavuş hanımefendiye de geçmiş olsun. Yeni gözlerine artık sağlıklı görüşler diliyoruz kendisine. İnşallah, geçmiş olsun. İnşallah. İnşallah bunu önümüzdeki günlerde ekranlara getirelim. Çünkü biraz uzun hocam video. Evet evet. Onu da söylemiş olalım. Ha bir de hocam şunu sormak istiyorum. Hazır şimdi hemen aklımdayken. Akıllı merceğin bir kullanım süresi var mı hocam? Yoksa bir ömür boyu mu kullanılabiliyor şimdi, bu? İşte demin sorduk. Araya, akılsız mercek diye sormuştun ya. Evet. Akılsız mercek derken sadece uzak gösteren, yakında etkisi olmayan, yakını yakın gözlükleriyle desteklediğimiz mercekler de akıllı merceklerin dışındaki mercekler. Evet. Yani nihayetinde hocam şöyle hani daha net anlaşılması için sadece bir işte soğan zarı kadar küçük bir şeyde hem uzak hem yakın tabii. Hem orta bölümü kişi rahat görebiliyor artık görme akıllı bozukluğuna göre. Akıllı mercek de öyle. Evet. Ama diyorsunuz ki sadece uzak olursa o akıllıysa o da akılsız gibi. Ay öyle anlamıyorum. Nitelendirebiliriz yani tabii. Aynen. Yani yakın gözlük takmak istemezseniz bunu kullanıyorsun. Ama ben takıyorum yakın gözlüğümü. Hani gayet mutluyum. De mutluyum. O zaman sadece uzak takarsın. Maliyeti daha uygun oluyor tabii ki. Evet. Onu yakında kullanıyorlar gözlüğü. Evet ama tabii gözlük kullananlara da bunu bir sormak lazım hocam. Zor gerçekten yani. Ya özellikle çalışan nüfus hakikaten tabii. Yani her dakika bir şey gösteren böyle yazı, çizi, bilgisayara sürekli bakan. Tabii. Hani o gözlük bağımlılığı işte market ev hanımlarına çokça taktık. Ben hep öyle diyorum. Beylerden daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. Niye evde işte yemek var sürekli. Tabii. İşte yemekte kıl çıktı mı? Yakını. Fasulyeyi ayaklayabildik mi? İşte hakikaten torunlar var. Hani bir evlatlar büyüyor gidiyor ama torunlar gidiyor. Hep ders gösteriyor. Sürekli burada bir yakın gözlük. Yakın şeyi daha fazla doğru. Sürekli iğne iplik işleri var. Hani kadının böyle şeyleri evet. Hiç bitmiyor.
O yüzden mesela çoğu erkek hastadan daha fazla kadın hastaya taktık. Bunu gerçekten beylere de anlatabildiler. Beyler de zaten biliyor, razı. Evet hocam. Evet, evet hocam. Tabii güzel ama nihayetinde hocam gözlüksüz kazanç özellikle... çok güzel Abdül. Kazanç çok güzel. Yani insanı hekim olarak da çok mutlu ediyoruz. Hele tabii. Memnun oldum hasta. Hasta tabii. Çok mutlu, hekim çok mutlu. Bir de çünkü hocam o kışın gerçekten o gözlüğü kullananlar iyi bilir. İşte özellikle çok miyop varsa gözlüğü arar bulamaz. Kışın buğulanır durur cam falan. Tabii, zor aynen. Gerçekten. Hani çok basite indirgiyoruz belki ama kullananlar daha iyi bileceklerdir. Aynen. Hocam var mı başka bir mesajınız? Teşekkür ederim. Bu konuda yok. Evet. En azından genel bugün değişik bir konu oldu hocam. Evet. Şu katarakla ilgili özellikle toplumda bilinen aynen, yanlış aynen. Olayları aktarmış olduk. Tabii bir de hocam şunu söylemek istiyorum ben. Bu akıllı mercek olsun, bu katarakla ilgili nihayetinde bu akıllı mercek uygulamaları falan denizimizde yapılıyor. Yani bu tabii da oldukça ki. Önemli. Tabii ki. Nihayetinde tüm tedaviler burada olması ayrı bir güzel hocam. Bazen ben öyle hastalara o kadar anlatıyorum ki yani ben babama da mesela böyle taktırdım. Evet. Ki mesela şeker hastasıdır kendisi. Aslında şeker hastalarında hani kanama olabilir falan diye takılmaması tavsiye ediliyor mesela. Evet hocam. Ama benim babamın hep hastaları da bu şekilde anlatıyorum. Şekeri çok düzgün gittiği için, kendine dikkat ettiği için. Evet. 20 senelik şeker hastasıdır. İnsülin kullanıyor ama hiçbir şekilde gözünde kanama olmadığı için. Güzel. Hani ilerideki öngörümüzde böyle gideceğini düşündüğüm için hani onlardan da kurtulması açısından katarak gelişti. Tabii şeker hastalarında zaten daha fazla evet. Gelişir. Ama dengede olduğu için hocam risk aynen, görmeniz. Aynen şeker gözüne tabii. Vurmadığı için tabii. Ve ileride de beklemediğim için taktırdım ve çok mutlu tabii. Yani tabii. Onu görünce alır rahatça bulmacasını çözer. Zaten bizimkiler işte torunlar hep gezer. Mutlaka bir kitabın başına otururlar. iPad'den bir şey gösterirler. Hemen bir resim tutarlar. Rahat rahat görüyor. Konforu çok. Bazen öyle anlatıyorum hastalara. Anlatınca bir de yani mercek gerçekten çok özel. Yani ortada yakını gösteren işte o halkaları var. Gerçekten teknoloji çok üst düzey bir teknoloji. Hemen hastanedeki doktorum hangi ile gideceğiz biz? İstanbul'a mı gideceğiz? Ankara'ya mı gideceğiz? Yani böyle bir şey denizi de olamaz gibi. Öyle bir anlatıyorum ki heyecanla. Tabii. Ama burada tabii ki yapılıyor bu. Evet, güzel. Bizim Denizli'mizde. Bunun ölçümleri çok önemli abi. Bunun mesela normal kataraktan başka makinaları var. Bizim hastanemizde de var bu. Zaten mesela bazı merkezlerde o alet olmadığı için bu tür merceklerin takılması sıkıntılı. Takılmıyor zaten çoğunlukla. Çünkü o ölçüm zaten, yapılamıyor. Ölçüm ona göre takılacak lensi belirliyor. Aynen, belki. Yani her katarak yapılan yerde uzak yakın takılabilir diye bir şey yok. İyi aynen. Ölçüm yapılmadığı zaman, işte numara kaldığı zaman çok büyük sıkıntı ama. Tabii. Çünkü hastadan belli bir maliyet alıyorsun, tabii. Belli bir söz veriyorsun. İşte hekim tecrübesi orada öne çıkıyor çok hocam önemli. Nihayetinde. Tabii. Çok alet edevat önemli. Tabii. Hep öyle diyorum, alet çalışır, el övünür. Bizim bir geleneğimiz çok, hele göz için çok önemli bir şey. Bizim tabii. Bizim alet edevata çok bağımlıyız biz. Evet. O yüzden hassas ölçümler hastanemizde de çok güzel, güvenle. Çok da taktık, hastalarımız da çok memnun. Zaten genelde taktıklarımız böyle ağızdan ağza tabii. Reklamla hasta getirdiler. Tabii, öyle olur zaten. Evet, evet. Evet. Hocam çok teşekkür ederim ben değerli teşekkür görüşeniz ederim için. Abi. İnşallah yeni programlarda yine İnşallah. Görüşeceğiz. İnşallah. Evet değerli izleyenler bugün Özel Yaylalı Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanımız Operatör Doktor Özge Güngör Akkuş hocamız stüdyolarımıza geldi. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Ben yeni programlarda inşallah yeniden görüşeceğiz. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.